Leyla'cığım rahat ol. Samimi ve içten davran. Ha, arada espri yapmayı da sakın unutma. Hadi göreyim seni. Herkese merhabalar. Siz Akif Bey olmalısınız. Dilruba Hanım olamayacağınıza göre, değil mi? Merhabalar. Merhabalar efendim. Merhaba, mazur görün. Biraz beklettik. Malum, Leyla'nın saçıdır, makyajıdır biraz zaman aldı da. Belli belli. Sizin için özendim aslında. Makyaj önemli bir şey değil midir Ruba Hanım? Leyla, sen şuraya yanıma otur. Afiyet olsun efendim. Hayırdır canım? Bu ne sessizlik böyle? Bir yerlerde bir kız doğdu herhalde. Hayatım, bu tür yemeklere ilk defa gitmiyoruz sonuçta. Ben ilk kez gideceğim. Çok heyecanlıyım. Ya bir hata yapacağım diye çok korkuyorum. Merak etme, ben sana yardım ederim. Bak mesela, bu Akif Bey ve eşi esprili kadınlardan çok hoşlanırlarmış. Böyle neşeli, şen şakrak insanlara bayılırlarmış. Ay, ben size bir fıkra anlatayım o zaman, he? Ne oluyor ya? Leyla tamam. Güldük, eğlendik, sağ ol. Şimdi iş konuşalım mı Akif Bey? Ne dersiniz? Canım, bu işin konuşulacak nesi var? Ankara'da iş yapacaksan Ateşoğulları'yla yapacaksın. Yani şuradan geçen birine sorsan o bile evet der. Değil mi Akif Beyciğim? Bilmem, öyle mi sizce? Tabii ki öyle. Ankara'nın hem en köklü hem de en dinamik şirketlerinden biri. Yani kocam diye söylemiyorum, şirketin başarısında Mirza'nın katkısı çok büyük. Siz de eşiniz de muhteşem insanlarsınız belli. Bu iş iki taraf için de çok iyi olacak. Neye imza atmanız gerekiyorsa atın. İçinizde rahat olsun. Leyla Hanım, bırakalım da beyler iş konuşsunlar. Değil mi kızım? Tabii, özür dilerim. Leyla, istersen lavaboya git. Elini yüzünü yıka, saçını başını düzelt. Ama ben... Müsaadenizle.
Efendim, Leyla'nın tavrın mazur görünüz. Böyle iş yemeklerine, seviyeli toplantılara pek alışkın değildir. Kendince epey hazırlandı ama. Çok garip. Mirza Bey, sizin Leyla gibi bir eşiniz olabileceği hiç aklıma gelmezdi. Benim de. Efendim? Heyecan yaptı herhalde. Ben de anlamadım. Keşke biraz Gülsüm kızımı örnek alsaymış. Ah, estağfurullah efendim. Teveccühünüz. Hadi buyurun. Soğutmayalım. Allah'ım ne haldeyim ben? Ya üstüme bak. Palyaço gibi çıkmışım insanların karşısına. Hemen silmem lazım. Leyla dur, ne yapıyorsun? Çok kötü görünüyorum, makyajımı sileceğim. Saçmalama dur, olur mu öyle şey? Bütün masa sana bayılmış, büyüledin herkesi. Hatta senin için ne kadar işten, ne kadar güzel bir kız diyorlar. Samimiyetine de bayılmışlar. Gerçekten mi? Evet evet. Hatta bana sen neden böyle renksizsin, sen niye Leyla gibi makyaj yapmadın dediler. Hakikaten Gül, sen niye böyle giyindin? Hani bana gösterdiğin o elbiseyi giyecektin. Ve ben çok süslü kaldım yanında böyle. Sorma canım, sorma. Bugün babaannemin ölüm yıl dönümü. Eğer süslenirsem ona saygısızlık ederim gibi geldi. Ben de böyle sade giyindim. Fırat biraz bozuldu tabii. Böyle önemli konuklarımızın karşısında sen niye makyaj yapmadın dedi. Ama ne yapayım canım, matemim var. Bilmiyordum canım, başın sağ olsun. Ama sen böyle yastayken ben böyle süslü duramam. Bekle ben de sileyim. Hayır canım, olur mu öyle şey? En azından sen güzel görün de kocalarımız kendini kötü hissetmesin değil mi? Hadi gidelim, kızmasınlar. Ha bir de ben matemimden dolayı espri yapamıyorum. Ama sen böyle devam et. Büyüledin herkesi. Akif Bey sana bayıldı. Sen gidince masa buz kesti. Git de yumuşat ortama. Of, hiç de beceremediğim şeyler. Ya Mirza mutlu olsun diye yapıyorum ama çok da utanıyorum. Olacak, olacak. Sen hiç merak etme. Ha bir de Dilruba Hanım rujuna bayılmış. Gerçekten mi? Vallahi öyle dedi bana. Gelmişken bir tazele istersen ha. Peki. Ne keyifliymiş ayol bununla uğraşmak. Git git tabii. Mirza abim de nasıl eğleniyor içeride haberin yok. Ay, şu halimle bile güzelim. Akif Bey, isterseniz anlaşma koşullarına geçelim. Geçelim bakalım Mirza Bey oğlum. Kusura bakmayın, işim biraz uzadı ama. Ay. Sizin de içiniz şişmiştir değil mi? İş, iş, iş. Ayıptır söylemesi, kocam biraz işkoliktir de. Hayda. Leyla. Siz şey fıkrasını biliyor musunuz? Çok komik. İşkolik bir adam karısına yalan söylemiş. Ben iş için Rusya'ya gidiyorum. Tamam Leyla. Yemin ye. Efendim, kusura bakmayın. Bir türlü konuşamadık. Nasıl yaptık anlaşma şartlarını şimdi? Ay, tuttuk çöpe attık. Ne yapacaksınız canım? El sıkışıp anlaşacaksınız işte. Eşinizin dediği gibi Mirza Bey oğlum. Tuttuk çöpe attık. Ama nasıl yani? Beyler, bu konuyu bugün konuşmamız imkansız. Biz en iyisi yarın bir araya gelip konuşalım. Yüzümüzden mi yoksa? Birazcık evet.
Hadi Akif Bey, gidelim. Nirvan Hanım, bir saniye. Bunu size vermek istiyorum. Çok beğenmişsiniz sanırım. Hiç gerek yok kızım. Sana yakışıyor. Ay, lütfen alın. Size de çok yakışır. Dudaklarınız tam Dilber dudağı gibi olur. Sağ ol yavrum. İyi günler dilerim efendim. Çok memnun oldum. Bir gün Fırat Bey oğlumu da eve de bekleriz. İnşallah efendim. Şeref duyarız. Hadi iyi günler çocuklar. Akif Bey buyurun, ben sizi geçireyim. Nasıldım? Yenge sen ne yaptın böyle ya? Anlamadım. Harikaydın Leyla'cığım. Muhteşem şeyler yaptın. Çok güzel bir yemekti. Aferin sana. Çok şükür. Yalnız çok yoruldum. Geç oturalım sen. Akif Bey. Yemekteki olanlar için kusura bakmayın. Anlaşma şartlarını... Sen çok akıllı, azimli bir iş adamısın Mirza. Senin gibi bir genci bu camiada bulmak imkansız. O yüzden rahat ol. Yarın toplantımızda bütün detayları konuşur, anlaşmamızı imzalarız. Tamam, çok sevinirim. Benden sana bir abi tavsiyesi. Karışmak gibi olmasın ama. Eşini öyle her ortama çok fazla sokma. Ya da uyarını yapma. İyi niyetli birine benziyor ama biraz adab öğrenmesi lazım. Hadi, iyi günler. İyi günler. Buraya gelin. Mirza, ne dediler, beni beğendiler mi? Ne oldu Mirza abi, ne dediler? Sonra konuşuruz. Gidiyoruz. Ay Fırat, ayağım çok ağrıyor. Koluma girsene. Tabii aşkım. Aa, bu ne içindi şimdi? Yemekte muhteşemdin sevgilim. Dilruba Hanım evine sadece bizi davet etti. Sana bayıldılar. Sağ olsunlar, teveccüh etmişler. Leyla fena dağıttı ama sen harikaydın. Hayır yani, ben o kadar da uyardım. Tuvalette bile söyledim ama yok. Coştukça coştu. Abim çok sinirli. Akşam evde kıyamet kopacak. Leyla niye böyle yaptı hiç anlamadım. Sessiz sakin bir kızdı aslında. Çok tuhaf hallere girdi. Fıtrat hayatım, fıtrat. Mayası bozuk. Nerede nasıl davranılacağını bilmiyor. Benim gibi zarif ve görgülü değil. Zengin evine gelin gelmekle hanımefendi olunmuyor tabii. Yelemiş altı üstü bir et. Sen altı üstü eti yapamadığın için 30 senedir çeke çeke çenemiz ağrıdı be. Aşk olsun anne. Sen de ne yapıp edip lafı bana getiriyorsun, benimle uğraşıyorsun. Ya benimle ne alıp veremediğim var, ben anlayamadım gitti yıllardır. Ben de senin Leyla ile ne alıp veremediğim var, onu anlayamadım yani. Yani ne yapıp edip lafı Leyla'ya getirmeseniz olmaz değil mi? Arkadaşım ne Leyla'ymış ya. Leyla da Leyla. Ay saat de epey oldu anne. Çocukların iş yemeği nasıl geçti acaba, çok merak ediyorum. Vallahi Leyla'yı çıkarken görmedim. Ama Gülsüm çenesini tuttuysa o yemek iyi geçmiştir. Saadet anne, kusura bakma da sen çok büyük haksızlık yapıyorsun. Yani Gülsüm de bizim gelinimiz. Leyla da Leyla. Yani gelinler arasında ayrım yapıyorsun resmen, bilerek. Hayır efendim, doğruları söylüyorum. Gülsüm'ü tanımıyor musun sen? Çenesini tuttuysa iyi geçmiştir işte. Mirza, yemek nasıl geçti o? Leyla.
babaanne. Müsaadenle biz yukarı çıkıyoruz. Müsaadesiz. Buyur. Leyla, benimle gel. Fırat. Gel bakayım, anlat ne oldu? Rezil olduk babaanne. Leyla'yı görmen lazım. Abim bir de beni de rezil etti. Ne? Nasıl? Yani ben o kadar uyardım babaanne ama... Vallahi bilmiyorum ki babaanne. Kıyafeti, saçı başı geldiğinde bir farklıydı. Masaya geldiğinde biz bir şaşırdık. Ondan sonra anlattıkları şakalar, fıkralar, espriler. Espriler, şakalar, fıkralar Leyla. Sorma babaanne, sorma. Coştukça coştu, hızını alamadık. Sen ne diyorsun ya? Allah'tan karıcığım vardı. O kurtardı durumu. Akif Bey ve karısı Gül'e bayıldı. Canım benim. Ah canım gelinim benim. Fırat'cığım, Gül olmasa bak rezil kepaze olacakmışsınız çocuğum. Üstelik şirketin itibarı da iki paralık olacaktı belki de. Aferin Gül. Geç şöyle geç. Leyla, bu halin ne? Şey, Mirza ben... Sen nasıl gelirsin şirket yemeğine bu halde? Ben seni utandırmamak adına... Utandırmamak adına mı? Ben yerin dibine girdim Leyla. O konuşmaların, tavrın neydi senin? Ama beni çok beğenmişler. Fıkralarıma, şakalarıma bayılmışlar. Ya bunu nereden çıkardın ya? Ha? Ben sana demedim bu şirket yemeği benim için çok önemli diye. Neredeyse anlaşmayı ben kaybediyordum. Şirketin itibarı iki paralık olurdu az kalsın. İyiyim anneciğim, merak etme. Hayır yok, merak etme, güvendeyim. Koray bana bir şey yapamaz. Ya bunun anası da ikide bir yoklama çekiyor. Allah'ım yarabbim, varı varı var, yeter. Tamam anneciğim, merak etme. Hadi görüşürüz, kendine iyi bak. Kolay gelsin. Afiyet olsun, ne yaptın? İçtin mi sütünü? Yok. Devrilmiş galiba, evden çıkarken oraya koydum. İçseydin bayılırdım zaten. Bir şey mi dedin? Yok. Aman ha, dikkatli ol. Yakma bir yeri. Madem öyle biz de şansımızı bir daha deneriz. Mirzacığım, biz Leyla'yı çok merak ettik. Nasıl kızacağız? Merak edecek bir şey yok anne. Sen nereye gidiyorsun Mirzacığım? İşe gidiyorum. Yarınki toplantı için hazırlanacağım. İyi bakalım, tamam. Hadi güle güle. Hadi çocuğum, hadi. Gel. Acaba ne yapıyor içeride? Hiç sesi de çıkmıyor. Mazarı işitti ya, kesin ağlıyordur. Ağlasın ağlasın, daha çok ağlayacak. Bu eve geldiğine geleceğine onu bin pişman edeceğim. Anne, hayret, bu bizim Mirza abime şikayet etmemiş. Aa, ne demek şikayet etmek? Sıkıysa etsin. Allah doğduğuna pişman ederim ben ona. Kezban, nasılsın kızım? İyi misin? Teyzen nasıl? İyi büyük hanım. Çok sağ olun. Ateşi falan düştü. Yarın sabah döneceğim inşallah. Oh oh, iyi iyi. Sen acele etme. Teyzen iyileşsin ondan sonra da. Tamam hanımım, çok sağ ol. Şey, benim içime sinmedi de o yüzden aradım. Söyle bakayım. Ne sinmedi senin içine? Leyla bugün yemeğe giderken aslında o elbiseyi giymeyecekti. Başka bir elbise getirmişti annesinden. Ama ben onu yaktım. Yaktın mı? Bilerek değil. Hatta nasıl oldu ben de anlamadım hanımım. Tam ütü yaparken Firdevs Hanım ilacını vermem için beni çağırdı. Sonra bir geldim, ütünün derecesi değişmiş. Elbise yanmış. Ben asla kimseye bir şey demiyorum ama Leyla bu şekilde gitmek istemiyordu. Anladım evladım, tamam.
Öbür türlü içim rahat etmeyecekti hanım. Başkalarının içi rahat ediyor, nasıl ediyor anlamıyorum. Yok bir şey Kezban, yok. Yok evladım. Tamam, sen annenle teyzenle ilgilen. İyileştikleri zaman gel. Acele etme. Canım. Ablacığım nasılsın? Nasıl geçti yemek? Heyecanlıydım biraz. Bir sorun çıkmadı değil mi? Harikaydı bir tanem. Asıl sen beni boş ver. Sen nasılsın? Heyecanlı mısın? Biraz korkuyorum ama iyiyim ablacığım. Aa Deniz. Ne konuştuk biz seninle? Korkacak bir şey yok. Yarın her şey çok iyi olacak. İnşallah ablacığım. İnşallah. Sabah hastanede görüşürüz. Benden istediğiniz bir şey var mı? Dua et abla ya. Yarın olsun bitsin bu iş. Mezuniyet balosuna topallamadan gidebileyim yeter. Herkes gibi dans edeyim ben de. Ne dans kız? Allah Allah. Elin adamlarının içinde. Dersime çalışacağım demiyor da dans edeceğim diyor. Şuna bak. Aa. Anne lütfen ya. Bakalım ablacığım. Umarım her şey çok güzel olur. Tamam canım. Merak etme. Müsaade var mı? Ablacığım. Ben seni sonra uygun olunca arayayım mı? Sen sakın korkma, üzülme, tamam mı? Anneme de çok selam söyle. Tamam canım, görüşürüz. Çok özür dilerim babaanne. Deniz yarın ameliyat olacak da onunla konuşuyordum. Biraz korkmuş galiba. Hayırlısıyla geçer inşallah. Çabucak iyileşir. Ama sen niye özür diliyorsun? Deniz bu eve gelmeyecek bu arada, merak etmeyin. Ben sabah yanına gideceğim. Söylediğiniz gibi bir daha bu eve girmeyecek. Otur evladım. Hadi otur. Birincisi, ben o lafı kardeşinle seni korumak için söyledim. Kardeşini sevmediğim için değil. Dünya tatlısı bir çocuk. İkincisi, Gülsüm'ü çok iyi tanıyorum. Bugün yaşananlar da göstermiştir ki ben yanılmamışım. Şimdi sen söyle bakalım. Oraya o halde gitmeni Gülsüm ve Firdevs mi istedi? Bak yavrum. Benden bir şey gizleme. Ne olduysa çekinmeden anlat. Oraya o halde gitmeni, öyle davranmana Firdevs'e Gülsüm mü sebep oldu? Çekinme anlat. Hata bende. Oraya asla o şekilde gitmemeliydim. Ay kıyam. Onlar sana böyle davranırken sen hala saygını korumaya çalışıyorsun. Kayınvalidene laf gelmesin diye uğraşıyorsun. Bak bakayım şu surata bak bak. Ben kaçın kurrasıyım? Hı? Görmüyor musun? Ben kendi gelinlerimi tanımıyor muyum zannediyorsun? Hı? Merak etme. Sen muhteşem bir insansın. Mirza da bunu anlayacak. Kezban. Allah Allah, nerede bu millet? Ben muhteşem bir insan değilim ki babaanne. Sürekli hata yapıyorum. Mirza'yı rezil edip duruyorum. Evladım, herkes her şeyi bilecek diye bir kural mı var? Sen yumuşak yürekli, nazik, iyi huylu bir çocuksun. Ben seni onun için sevdim, beğendim, torunumla evlen istedim. Adetmiş, üslupmuş, gelenekmiş. Bunlar sonradan öğrenilir. Herkes anasının karnında mı öğreniyor? Sen yeter ki çabala. Ben ne kadar çabalasam da olmuyor işte. Onu rezil ediyorum. Ya kalbini kazanayım, yüzünü güldüreyim, onu mutlu edeyim derken hepten rezil ediyorum. Bak orada dur. Sen kimseyi rezil falan etmiyorsun. Sen öğreniyorsun. Mirza da bunu anlayacak, o kalp yumuşayacak. Hayır. Ben ona layık biri değilim. Onun kalbi asla yumuşamayacak. Artık benim umudum kalmadı babaanne.
Ben senin torununa layık gördüğün doğru gelin değilim. Onu çileden çıkaran, sürekli hata yapan bir insanım. Ben onun hayatını mahvetmek istemiyorum. Ya, o benim için çok değerli. Ama ben onun umrunda bile değilim. Zaten benim gibi bir insan onun neden umrunda olsun ki? Nasıl umrunda değilsin ya? Tabii ki umrundasın. Sen onun karısısın. Bu dünyadaki en önemli insansın onun için. Karısıyım ama sadece kağıt üzerinde. Benim kalbim onun için çarparken onun bundan haberi bile yok. Thank you.